görev alıp işte toplantılarına katılan ne bileyim bir militan gibi parti için çalışanlar için falan adayın kim olduğu önemli. Ama sokaktaki adam için hele hele bu ortamda bence adayın kimliği, onun liyakatı, özgeçmişi falan pek önemli değil bu seçimde. Aslında ideal dünyada tabii ki insan liyakatlı, bu işi bilen, bir yöneticilik tecrübesi olan adayların olmasını ister ama gerçek hayat böyle değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Yani milletvekili de kanun metnine el kaldırırken konunun uzmanı mı zannediyoruz? Yok. Ne evet dediğinden haberi yok. Şimdi İçişleri Bakanı vardı bu ülkenin 7 sene İçişleri Bakanlığı yaptı. Hayatımda bir güvenlik makalesi okumadım dedi. Siyaset maalesef böyle bir şey işte. Kim oy getirir, kimin ismi var, kim ön plana çıkar falan filan. Ben hatırlıyorum çocuktum. Fatma Girik Şişli Belediye Başkanı oldu. Amerika'da Clint Eastwood bir şehrin belediye başkanı oldu. Arnold Schwarzenegger vatandaş olsaydım Amerikan başkanlığına oynardım falan dedi. Yani dünyanın pek çok yerinde bu işler böyle. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki ülke yönetiminde veya kent yönetiminde uzman kadrolar da var orada. Yani siyasetçi biraz sembolik kalıyor. Ama danışmanları var, raporları getirenler var, mühendisler var. Yani mesela ben şeyden biliyorum, yine 30 sene yaşadığım için orada biliyorum. Belediye başkanı arka plandadır, semboliktir, seremoniyeldir. Hani bizdeki eski cumhurbaşkanı gibi. Ama profesyonel bir şehir müdürü denilen A'dan Z'ye üniversite öğrenimi, bir kentin yönetimini konusunda tamamlamış uzmanlar işi yönetir. Ama oyu hiçbir şeyden anlamayan ama adı olan karizmatik bir belediye başkan adayı alır. Hı hı. Yani bu dünyanın hemen hemen her yerinde maalesef böyle. Tabii ideal dünyada işin uzmanı gelsin, otursun, kenti yönetsin diyebiliriz ama onun da alternatifleri var. İkinci bir şey, bir siyasi partide biraz vakit geçirirseniz partiye sadakat önemlidir. Yani egolar savaşı, inanamazsınız insan egosuna bir siyasi İnanırım. Partide en alt düzey. Öyle. Ben şeyi hep örnek veririm. Yeni Demokrasi Hareketi, Yeni Demokrasi Hareketi ne güzeldi. Cem Boyner herkesi toplardı sağdan soldan. İşte liberali, osu busu yemeğe giderler, ülkeyi gezerler, lay lay lom. O müthiş büyüdük falan, partileştiğiniz gün o dağılırsınız toz şeker gibi. Niye? Onu sağına oturttu, beni soluna oturttu. Ona merhaba dedi, bana demedi. Onun elini sıkarken gözünün içine baktı. Halbuki ben 5 saat çalıştım, o hiç çalışmadı falan. Yani siyasi partiyi yöneten adam kreş de yönetir, tımarhane de yönetir. İnanamazsınız. O şeyin egolar savaşının içeride küsmeler, alınganlıklar, şunlar bunlar ve beklentiler. Ego tatmini. Bu, ben bunları nereden biliyorum? %5'lik parti yönettim. 12 sene orada 2 tane fakülte bitirdim. İnsan egosu, insanın yönetebilmenin ne kadar zor olduğunu. Şimdi esas şöyle bir şeye bakmak lazım. İnanın bana, muhabirinizi gönderin sokağa. Ya adaya mı oy vereceksin, Erdoğan'a Ankara'ya bir mesaj göndermek için mi oy vereceksin? Bunu sorduğunuzda bence büyük bir yüzde, yani ülkenin genel sorunlarına tepki oyu verecek. Ben mesela şahsen veya sizler İstanbul'da yaşıyorsanız İmamoğlu'nu çok mu iyi biliyorduk? İmamoğlu şunu yaptı, bunu yaptı, İstanbul'u AKP'nin belediye başkanından daha iyi yönetir falan diye oy vermedik. Ankara'ya Erdoğan yönetimine bir mesaj göndermek için 2019'da millet İmamoğlu'na oy verdi. Keza pek çok kentte öyle. Daha milletvekilimiz ya, biz milletvekilimizin eğitimini, karakterini, liyakatını, osunu busunu biliyor muyuz da Türk milleti 600 tane adamı seçip oraya gönderiyor? Dünyadan haberi yok adamın. Ama yani siyasetin doğası maalesef
böyle. Gönül ister ki mesela ülke yönetiminde bir senato olsun. Liyakatlı insanların yasama erkindeki o milletvekili popülizmini dengeleyen bir akil adamlardan oluşan partiler üstü bir senato olsun. Bütün gelişmiş demokrasilerde böyle. Ama maalesef son yıllarda dünyada popülizm ön planda geliyor liyakattan veya başarıdan önce. Ama CHP'nin de yani bazı hatalar yaptığı kesin gibi, pek anlamam CHP'nin iç işlerinden ama bu da Özgür Özel'in seçilme dönemindeki şanssızlığı. Yani partiyi, dağılmış bir partiyi, biraz bölünmüş imajı veren bir partiyi toparlama vakti olmadı. Meşhur bir laf vardır, rahmetli Demirel'den duymuştum. Zapt ettiği şehri yakmayan komutan kendi felaketini hazırlar diye. İşte Özgür Özel'in pek zapt ettiği şehri kontrolü altına alma vakti olmadığı için maalesef işte bu sorunlar oluyor. Gürsel Tekin istifa ediyor. Bazı diğer isimler küsüyor, gidiyor. Bu da seçimde CHP'nin işlerini biraz zorlaştıracak gibime geliyor. Hatay konusunu da bitirelim o zaman. Yani sokağa çıktığınızda ne duyacaksınız? İnsanlar 50 gram, 100 gram et aldık diyorlar. Motorin olmuş 45 lira. Ben deseniz bana inanmazdım yani. Ona inanmazdım hakikaten 45 liranın üzerine çıkacağını. Ne oldu, petrol fiyatları 200 lira mı oldu, anlamadım ki. Şimdi onun zam getiriyorsunuz. Çiftçi iyice üretimi bırakacak. Bu sefer ithalatı başlatıyorsunuz. Yeşil mercimek için kota kaldırıyorsunuz. İthalatı serbest bırakıyorsunuz. Bunlarla uğraşıyoruz. Ya yeşil mercimek dersiniz. Yeşil mercimek için kota kaldırıyoruz. Fiyatlar almış başına gitmiş çünkü. Bir dönem insanlar Türkiye'de mercimek bitsin diye mercimek reklamı yapıyorduk. Protein yerine geçer diye, değil mi? Evet. Mercimek de o. 88 milyar dolar bütçe açığı var bu ülkenin bu sene. O bütçe açığı bir şekilde kapatılacak. Herkes daha bir şey görmedik. Yani. Seçimden sonra ara bütçe, bilmem ne, ek bütçe geldiği zaman cümbüşü o zaman seyredin siz. Şaka gibi. Şimdi emekli maaşları yetmiyor. İkramiyeyi konuşturuyorlar bize. 5.000 mi olacak? Havuç sallandıracaklar seçime kadar. Onu vereceğiz, bunu verebiliriz, şunu verebiliriz falan. İnsanlar da umudu ve beklentiyi her seçimde yaptıkları gibi arttıracaklar ama şeyden sonra cümbüş esas 1 Nisan sabahı başlıyor. Bunu da açık açık söylüyorlar zaten. Merkez Bankası Başkanı da söylüyor. Mehmet Şimşek de söylüyor. Onlar atanmış bürokratlar, memurlar ama siyasetçi Erdoğan bunları tabii ağzına almıyor, işine gelmiyor seçimden önce.